Sadaka ömrü uzatır derler. Evet, evet. hocam. Hatta hadis-i şerif olduğu hadis şerif, evet, da rivayet yani, edilir. Evet Sahi böyle bir hadis-i şerif için. var. Yani sahih diyebileceğimiz bir hadis-i şerif var. Yani bu minvalde başka hadisler de var. Değil mi? Evet. Yani o açıdan hadisin sıhhatinde bir problem yok. Yok. Ee, Ama öbür taraftan biz şunu biliyoruz. Yani insan için belirlenmiş öbür ne bir an ileri ne bir an geri. Da ayeti o da ayeti kerime. kerime. Evet. Buyurun hocam. Bunun cevabını ya bekliyoruz. La saaten la Bunu ulema işte sizin de e, çerçevesini çizdiğiniz üzere bu ayeti kerime e, efendim e, dikkatimizden hiçbir zaman e, bir kenarıya bırakmayız. Çünkü ayeti kerime esastır. <laughs> Ömür takdir edilmiştir. <laughs> Ve bir dakika o tarafa, bir saniye bu tarafa gelmez ve neyse Cenab-ı Allah neyi takdir etmişse odur. Evet. Onun için e böyle hadis i şerifler de var. Ne olacak? Alimler e, bunu şöyle yorumluyorlar. Bir Cenab-ı Allah'ın ilmi açısından, yani Cenab-ı Allah o kişinin ehli sadaka olduğunu, iyilik ehli olduğunu bilir. Ondan dolayı onun ömrünü uzatır. Onun ömrünü öyle takdir eder, ecelini o şekilde takdir eder diyen alimler olduğu gibi. Ama benim gönlümü mutmain olduğu bir başka görüş var. Ee, o da şudur. Nice nice uzun ömürler vardır ki sıkıntıdan, endişeden, problemden kurtulamaz. Nice nice kısa ömürler vardır ki o kısa dönem içerisinde neler yapmamıştır ki? Az zamanda çok işler. Az zamanda çok iş. Yani... Sadaka ömrü uzatır, ömrün bereketini uzatır. Sadaka o kısa ömür içerisinde onun e, ilim ile, infak ile, efendime söyleyeyim insanlara yardım etmek ile e, ona bir genişlik verir. Kişi doya doya yaşar denilir ya, işte öyle bir uzatmaktır bu. Eyvallah.